Şimdi sen benim avcumdasın Şule Hanım. Bütün itirafların elimde. Senden de, oğlundan da kurtulacağım. Tarık, ben çok üzüldüm. Bunlar nasıl geldi başınıza anlayamıyorum. Üzülme Hediye. Üzülme. Ben zaten eski hayatında mutlu bir adam değildim ki. Ama şimdi sen varsın. Ve insan bazı şeylerin kıymetini zamanla anlıyor. Ben bunları sana getirmiştim. Bir iki gün idare eder seni. Balkona koyarsın. Bozulmasın. Teşekkür ederim. Hediye kal birazdan. Hemen gitme. Yok ben gideyim. Bir gören olur filan yine başımız ağrımasın. Hediye. Ben dün söylediklerimde çok ciddiydim biliyorsun değil mi? Ben seninle bir hayat kurmak istiyorum. Yeniden. İkimize ait küçücük bir hayat. Tamam bunları konuştuk zaten Tarık. Yapma lütfen. Sana afiyet olsun. Yazıklar olsun Hediye. Ay Şule'cim. Bir daha benim oğlumu tehdit edecek olursan seni mahvederim. O paçoz kızınla seni perişan ederim, anladın mı beni? Şimdi defol git evimden. Şule'cim bak. Yürü git pislik. Kızını öyle ortada bırakamazsın. Şuna bak ya. Beş parası sokakta kalmış, hala şantaj peşinde koşuyor. Sen benim dengi misin be kadın? Sen git o oyunlarını Jülide ile oyna. Anne. Astıma gidip Berçin'in bebeğinin benden olduğunu söylemesi. Aman söylerse söylesin. Aslım benle evlenmekten vazgeçebilir. Oğlum, Aslım avcumun içinde görmüyor musun? Karşımda muma dönüyor. Benim sözümden çıkamayacağını çok iyi biliyor. Sen bunu şimdi kendine dert etme. O nikah masasına en kısa zamanda oturacak. Umarım dediğin gibi olur. Aslımı kaybetmeye katlanamam ben. Ay Mert'cim. Berçin neredesin sen? Beş parasız, evsiz, barksız kaldık sokaklarda. Ne yapacağız biz Berçin? Ne yapacağız? Al sevgilim. Acıyor mu yaraların?
Bir krem sürelim mi? Çantamda var. Senin yanındayken benim canım yanmaz sevgilim. Değil mi öyle? Baksana şunlara. Ay, gördükçe benim içim acıyor vallahi. Bari polise gitseydik. Uğraşımıza değmez, boş ver. Ay sevgilim bak, bu elin de kanıyor, çok kötü. Dur ben getireyim şu merhemi de sürelim. Başka yaran beren bir şeyin var mı? Yok. Varsa söyle. Merak etme. Önemli bir şeyim yok. Dertleri neymiş peki bunların? Bizim mahallemiz. Burada tezgah kuramazsın falan filan işte. Ya ben ekmeğimin peşindeyim. Adamlar haraç kesmenin derdinde. Onca limon ezildi. Onlara üzülüyorum. Olsun. Birçoğunu topladık getirdik işte. Bol bol limonumuz oldu. Ne demişler? Hayat sana limon veriyorsa limonata yapmayı bileceksin. Bu arada bayağı iyi bağırıyordun ha. Ben olsam bağıramazdım vallahi. Ya sen açıldığım zamana denk geldin. İlk başta görsen var ya. Of, yani tıpkı Züğürt Ağa gibiydim. Ya işin komik tarafı hem Züğürt'üm hem de ağayım. Ya çok utandım ilk başta. Yapamam falan sandım. Bir alışık değiliz ki sonuçta. Bize hep aman oğlum sessiz ol. Aman efendi ol diye öğretmişler işte. Limon diye bile bağıramadım. Sonra aklıma bir anda sen geldin. Verdiğimiz sözler geldi. Başka çaren yok dedim Yağız. Başka çaren yok. Artık hayatın eskisi kadar kolay değil. O yemek bu sofraya gelecek. Çünkü benim artık evde bekleyen bir kadınım var. Benim bir yuvam var. Sonra dedim ki o limonları tek tek satacaksın. Başladım bağırmaya. Limon! Limoncu! Tamam sevgilim, var mı evin içinde? Ne güzel bir adamsın sen. Ne iyi etmişim de sevmişim ben seni. Neyse yemek ısınmıştır, getireyim de yiyelim hadi. Tamam sevgilim. Ben ne yaptıysam Yağız'a olan aşkımdan yaptım. Yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Tamam tamam. Anladık orasını. Ama bu yaptığın ayıbı örtmez. Şimdi doğru kalkıp Nuranlara git. Yaşar Bey'in ölüm ilanını ben verdim de. Ellerini öp, özrünü dile. Bir daha da böyle saçma sapan işler yapma. Büyümesin şimdi Nermin'cim. Hani onlarda isim benzerliği falan derler, geçerler. Ha? Şimdi özür dileyince yok yere iş olur. Raziye, Nuran Hanım az kalsın düşüp bayılacaktım diyor. Kim yaptı bunu deyip durdu. Hatta bir ara Adnan'dan şüphelendi, böyle bir deliliği ancak o yapar diye. İki günde unutulacak şey mi bu? Ha? Sen Koray'ın gazetede ölüm ilanını görsen iki günde unutabilir misin? Deme öyle şeyler. Nermin'cim Allah korusun. Zaten yok çocuğum ortada. Yüreğim ağzımda. Melek. Git itiraf et. Bu işin şakası falan olmaz. Git. Bilemedim de. Affedin de. Hadi kızım. Allah aşkına. Döner dolaşır başımıza bela olur bu iş. Yok Meral yenge yok.
Canım sapasağlam hayatta yaşarım. Ne bileyim ben. Densizin biri işte öyle şaka yapmış kendince. Anlamadım ki, anlamadım. Tamam, bana bak ne diyeceğim. Sonra neden olursa yanlışlık olmuş dersin, kapansın gitsin şu konu. Heh. Tamam anacığım, hadi. Hadi. Baktıkça içim bir tuhaf oluyor ha. Hangi deli yaptıysa ayağına dolanır inşallah. Eylül'ü görmüş müdür ki acaba? Ay görse perişan olur yavrum. Görmesin. Döner gelir mi ki acaba? Of. Oy Eylül oy. Oy ne hallere düşürdün bizi. Nelerden medet umar olduk. Ne oldu Yusuf? Hayırdır? Çalışmıyor mu? Çalışmıyor abi. Bir kapı taş da bir de ben bakayım. Beyler, kimin bu sanat eseri? Bizim değil. Kimin o zaman lan? Olaya bak. Helâdan hapishane kürokisi çıkıyor, kimsenin haberi yok. Hayır, madem kaçmaya niyetli biri var, bizi de götürsün. Nedir yani? Ver şunu. Ozan. Ozan hadisinin bu değil mi? Elini de bilerek kesti. Buradan revire, revirden hop dışarıya. Vay be. Bağırma milletin içinde alırım ayağımın altına. Efendi ol, otur şuraya. Şimdi çalıştır arabayı. Bas. Servisi durdurun. Fatih! Fatih nerede? Ne bağırıyorsun be evin içinde? Konuşacaklarım var onunla. Yaptığın her şeyi Fatih'e tek tek anlatacağım. Hatta ben değil, sen kendin anlatacaksın herkese. Sen ne saçmalıyorsun? Bir akıllı sensin değil mi? Bir tek senin kafan çalışıyor insanları kandırmaya. Gör şimdi nasıl itiraf ettirdim sana her şeyi. Bugün konuştuğun o çocuk var ya, benim adamımdı. Bu kez tuzağa sen düştün Şule Hanım. Bütün her şeyi kendi ağzınla itiraf ettin. Ozan'a yaptıklarının cezasını tek tek ödeyeceksin. Allah kahretsin. Şimdi yolun sonuna geldin işte.
gel. Ne oldu? Yok ya. Nasıl yok bir şey sevgilim? Rengini atmış senin, bir şey olmuş. Ne oldu? O gazetede falan mı bir şey gördün sen? Yok. Bir şey görmedim. Yeni. Benim karnım çok fazla aç değil. Dışarı çıkıp biraz hava mı alsak? Ya saçmalama, ne diyorsun sen? Yalan söyleme, bir şey olmuş işte. Korkutma insanı. Ver bakayım sen şu gazeteyi. Olmaz. Olmaz Yeni, boş ver. Ver şunu sen. Korkutuyorsun insanı. Anasıyla babasından özür dileyecekmiş. Oldu canım. Ben burada senin oğlunu bulmaya çalışayım. Hanımefendi hala millete yaranma derdinde. Neyse. Ben şu Nuranlara bir gideyim. Belki Eylül geri dönmüştür. Eylül tamam. Gel oturalım Eylül, hadi. Eylül saçmalama, Eylül, Eylül. Ben öldürdüm babamı, ben öldürdüm. Gidecektim, öpecektim, yine de öpecektim. Ayaklarına kapatacaktım, gidecektim babamı, ben öldürdüm. Baba öldü. Koray da aynı anası. Arayınca ulaşamazsın, aramayınca burnunun dibinde biter. Of, adamın karısı kaybolmuş, hala ortalarda yok. Of. Abi bak. Sen de miydi? Sen de miydin yüzüm ha? Yaşar Bey, kızmayın hemen. İsterseniz buyurun içeri. İstemez Tarık Bey. Boşa çene yorma. Benim derdim sizinle değil. Ailemizin namusuyla. Hayır, hayır abi, ben sadece... Önce Eylül'üm. Kızım. Yavrum yüzümü geriye yedi. Evli haliyle bir başkasıyla kaçtı. Sonra Aslım. Ozan'a söz verdi, gitti başkasına yar oldu. Şimdi de sen mi yüreğimizi yakacaksın ha Hediye? Bir tokat da sen mi atacaksın ailemize ha? Hayır abi, düşündüğün gibi... Abi! Dokunma! İstemez. Sana da yazıklar olsun Tarık Bey. Efendi adam dedik. Saygıda kusur etmedik. Sen ne yaptın? Evli haline bakmadan... Bacımı eve almaya utanmıyor musun ha? Estağfurullah Yaşar Bey. O durum bildiğiniz gibi değil. Buyurun içeriye geçin, isterseniz konuşalım. Yürü hadi. Utanmıyor musun? Boyun kadar kızım var. Yürü. Düş önüme. Ne yapıyorsun? Yaşar Bey. Yaşar Bey. Bekle. Ne olur kusura bakmayın, eksik biraz. Baba.
Baba. Eylül. Eylül ne olursun sakinleş biraz bak ne olur. Gel gel. Baba öldü. Ah. Hay dönmüşler. Planım işe yaramış. Yaz babam öldü. Benim yüzümden öldü babam. Ben yaptım. Benim yüzümden. Gidecektik. Özür dilecektik. Elini öpecektik. Dayanamadı. Benim yaptıklarım. Benim yüzümden öldü babam. Ağla Eylül. Ağla. El alemin sevdiğini elinden almak neymiş? Göstereceğim ben sana. Ağla. Bana bak. Sen ne yapabilirdin ki? Kendini suçlamayı bırak artık Eylül ne olursun. Ortada bir günah varsa bu ikimizin günahı. Ne olur sevgilim. Ne olur böyle yapma. Yaz. Evlendiğimi göremedim. Adamdan boşandığımı göremedim ama. Babam benim yüzümden dayanamadı öldü. Babama gideceğim. Eylül. 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 Kan kusturdun bize be. Sevdiğim adamı öldürmeye çalıştın. Senin yüzünden. Annem, dayım, tüm sevdiklerim üstü bana. Ama artık bitti. Ah, izle marifetlerini. Bu arada polis görünce ne der onu da düşün. Çünkü artık işim bitti. Ne istiyorsun Allah kahretsin ver şunu. Fatih'le konuşacaksın. Şunu da alma evde şekilde gelebilecek. Benden uzak duracak. Ozan'a bulaşmayacaksın artık. Sevdiğim adama ilişmeyeceksin. Onunla evleneceğim. Anladın mı? Yoksa bu görüntüler polise gider. Sana yemin ederim ömrüm boyunca içeride kalırsın, sürünürsün. Tamam mı? Yapacak mısın söylediklerimi? Tamam, lanet olsun. Ver şunu, hadi. Önce sen sözünü yerine getir. Sonra görüntüleri alırsın. Hemen, şimdi konuşacaksın Fatih'le. Ne bileyim blöf yapmadığını? Nerede görüntü? Al, izle. Burada görüntü yok. Hani? Ya. Ne oluyor? Ne demek kayıt yok? Görüntü yok. Buyur abi. Geç bakalım. Bütün görüşlerin iptal. Savcı iyi haline kalkması için nöbetçi mahkemeye başvuracak. Hem dua et, hücre cezası almasın. Revirdeki hasta kaçmış. Tüm çıkışları kapatın. Allah kahretsin. Asker kapıyı kapat. Mahkum kaçıyor. Ozan! Ozan! Ellerini başın üstüne koy. Hemen! Gökhan. Hop. Müdür seni çağırıyor. İhbarin için ödül verecek. Mahkumluğunu yaktın şerefsiz. İspiyoncuya ne yapıyorlar gösterirler sana.
Melek çekil babamı. Eylül dur. Melek. Babam öldü. Kendine gel Eylül. Sıkıntım Eylül. Babam öldü benim babam. Eylül, babanın öldüğü falan yok. Herkes çok iyi, kimseye bir şey olmadı. Ne diyorsun sen? Gazetedeki o ilan. Eylül, o ilanı sen eve dön diye verdiler. Seni geri getirmek için. Nasıl yani? Dediğim gibi işte. Baban ölmedi. Sen eve dön diye yaptılar Eylül. Olsun. Gözümle görmem lazım. Eylül, hayır Eylül. Siz benim kalbime mi indireceksiniz ha? Önce Eylül, sonra Aslım, şimdi de sen. Hiç mi düşünmüyorsunuz el alem ne der diye? Gazetede babanın ölüm ilanını görünce ne kadar üzülmüşsündür. Üzülmekle kelime Melek. Perişan oldum. Demek hepsi oyunmuş. Babam hayattaymış. Çok şükür. Yaşar baba yaşıyormuş. Bilmiyorum. Belki annen yaptı. Belki Adnan Bey ile Nermin Hanım yaptı. Gerçekten bilmiyorum ama... Hepsi sen eve dön diyeydi Eylül. Sen geri gel diye yaptılar. Neyse. Yeni hayatınız nasıl? İyi misiniz? Nasılsın? İyi değilim Melek. Hiç iyi değilim. Yaşar bak kurbanın olayım diyorum. Allah'ın adını verdim canım. Sonra ne oluyorsa bana oluyor zaten. Korkutma insanı. Abi senin sağlığın bozulduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok ki. Yapma lütfen. Başlarım şimdi sizin sağlığınıza da sıhhatinize de. Namusum iki paralık olmuş elden gidiyor. Turp gibi gezmişim ne işe yarar ha? Biri evli haline bakmadan evden kaçıyor. Öbürü evli adamın evine girip çıkıyor. Böyle yaşamaktansa öleyim daha iyi. Abi lütfen bak Jüri de uyuyor içeride. Uyandırmayalım duymasın lütfen. Yok canım çıktı o. İşi varmış sabah erkenden çıktı. Duyulmasın dediğin şeyi yapmayacaksın Hediye. Boyun kadar evladım var utan. Bilmediğin adımı atmayacaksın. Kapı. Abi bak yemin ederim ben yanlış bir şey yapmadım. Ya koskocaman kadının ben ne yapacağımı bilirim herhalde değil mi? Tarık. Sakin olun Yaşar Bey. Hediye sizin ya da ailenizin şerefine leke getirecek bir şey yapmadı. Sen de git işine Tarık Bey. Evli haline bakmadan bir de çiçek alıp gelmişsin. Ben evli değilim Yaşar Bey. Sibel'le resmi olarak boşandık. Buraya da sizden özür dilemeye gelmedim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kız kardeşinizi, canım gibi sevdiğim kadını kendime istemeye geldim. Eğer izin verirseniz. Ben anlamadım. Ay, gerçi benimki de soru. Para yok, pul yok, ev yok, aile yok. Yağız desen cebindeki 5 kuruşa kadar bırakıp çıktı gitti evden. Tabii sen zengin çocuğa kapak attım diye düşündün. Kuş gibi kaldın ortada. Ondan mutsuzsun değil mi sen? Ay. Yok. En çok annemden babamdan uzak kalmak zor geliyor. Aklımdan hiç çıkmıyorlar. Tabii hayat da zor. Planladığımız gibi gitmiyor. Hala doğru düzgün bir iş bulamadık. Kaldığımız evi bir görsen, üflesen yıkılacak sanki.
Doğru düzgün eşimiz dostumuz da yok güvenip yanında olabileceğimiz. İnanır mısın? Günlerdir simit peynirle doyuruyoruz karnımızı. Ama çok şükür Yaz yanımda. Onunlayken ne fakirlik ne de yoksulluk canımı sıkmıyor. Tam dertler üzerime geliyor derken onun ufacık bir gülümsemesi takılıyor gözüme. Sonra bütün acılarım geçiyor. Her şeye rağmen birlikte olabilmek, aşkın gücünü hissetmek o kadar güzel bir şey ki Melek. Mucize gibi. Bakma benim öyle dert yandığıma. Ben Yaz yanımdayken çok mutluyum. Ya. Yaz kapıdan girince o baraka bana saray oluyor. Onun böldüğü ekmek bana ziyafet gibi geliyor. Onun o şefkatli bakışı var ya, benim cennetim. Ben onunla çok mutluyum. Sadece annemle babamdan uzak kalmak biraz zor geliyor, o kadar. Geri kalanında aşk silip süpürüyor zaten. Aşk ne güzel şey değil mi? Neler yaptırıyor insana. Yapamıyorum. Sevdiğim kadına yetemiyorum. Eylül'ü mutlu edemedim. Nasıl? Nasıl buradaydı hepsi? Sen konuştun, itiraf ettin her şeyi. Ne itirafı? Orada kapkara bir ekrandan başka hiçbir şey yok. Hayır. Hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Kedi olmadan fare tutmaya çalışırsan işte böyle olur. Neymiş? Tuzak kurmuşmuş. Ha? Nerede itiraflar? Ay, yoksa kamerayı açmayı mı unuttun? Biri silmiş olmalı. Kim vardı orada? Sen vardın, Arif vardı. Başka kimse yoktu. Kim sildi bunları? Kim sildi? Allah kahretsin! İyi tarafından bakmak lazım. Bu bana bir ders oldu. Artık koynumda bir yılanla yaşadığımı çok iyi biliyorum. Şimdi istesen de elimden kurtulamazsın. Kahretsin. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Kurtulacaktın! Sakin ol! Yani Allah'ın cezası dur dedim senden, sana! Senden de, oğlundan da, disanımlarınızdan da kurtulacaktın, anladın mı? Son kendine gel dedim. Benim son şansımdı. Kurtulacaktım. Kurtulacaktım. Son şansım. Kurtulacaktım. Pes etmeyeceğim aslım. Bir yolunu bulup geleceğim. Kurtaracağım bizi bu eziyetten. Sabret aşkım. Sabret. Sırıt sen sırıt. İspiyoncu pislik. Allah Allah. Eleman acemiyse ben ne yapayım yani abi? Ayrıca adaletin tecellisi işte. Ne alakası var öyle ispiyon mispiyon? Ben sana göstereceğim tecelliyi. Ozan. Eşyalarını hazır tut. Nakledileceksin. Nakil mi? Nereye? Amasya'ya. Olmaz abi, gönderemezler. Ben gidersem Aslım burada bir başına ne yapacak? Nereden çıktı bu nakil? Onu kaçmaya çalışmadan önce düşünecektin. Hem dua et. Daha kötü yere göndermediler. Allah kahretsin. Ozan tamam. Sakin ol. Abi nasıl sakin olayım? Aslım ne yapacak burada? Merak etme. Yakında kavuşacaksın sevdiğine. Masayı da hazır tutun bakalım. Birazdan yemek gelecek.
Yalnız nereye kayboldu acaba? Melek, bunu anneme verir misin? Varsaydın kuzum. Hem zaten kadın seni çok özlemiştir. Burnunda tütüyorsundur. Olmaz. Ben gidemem. Şimdi gidersem dayanamam, ayrılamam yanında. Ben bir gün geleceğim. Ama şimdi değil. Hadi ben kimseye görünmeden gideyim artık. Sen bilirsin. Eylül. İstersen bana adresimi yaz da ver. Annen bir şey yollamak isterse ben getiririm sana. Hem zaten biliyorsun ben kimseye bir şey söylemem. Olmaz Melek. Biz Yaz'la birbirimize söz verdik. Kimse yerimizi bilmeyecek. Sen öyle kötü durumdayız, ev tepemize yıkılacak falan deyince ben kötü oldum. Yemek falan getiririm diye düşünmüştüm. Ben iyiyim, merak etme. Sen sadece onu anneme ver, yeter. Hadi ben gideyim artık, görüşürüz. Yaz'la birbirimize söz verdik. Yalan dolanla çocuğu eve hapsettim demiyor da. O senin bu yalanların meleğe söker de iffet yemez Eylül Hanım. Sen bekle. Ben bulurum nerede yaşadığınızı. Yaşar Bey, seninle ve ailenle bunca yıllık hukukumuz var. Ne sen beni kırdın, ne ben sana bugüne kadar bir saygısızlık ettim. Öyle mi? Öyle Tarık Bey. Sen Hediye'nin abisisin. Bundan sonra benim de abimsin. Lütfen, ama lütfen niyetimin ciddi olduğuna inan. Hediye'yi tüm kalbimle sevdiğimi anla. Gerçekten bacımla evlenmek mi istiyorsun? Eğer izin verirsen. Aslına bakarsan, sen izin versen de vermesen de niyetim Hediye ile evlenmek. Ama ben aile şerefine ve bağlılığına inanan biriyim. Sen izin vermeden bu evlilik olursa bu Hediye'yi üzer. Hadi Yaşar Bey. Hadi olsun bu iş. Bu evlilikte aile daha da büyüsün. Güçlensin. Ay hadi inşallah. Ne güzel söylediniz. Nurhan. Hediye. Senin de niyetin var mı Tarık Bey'le evlenmeye? Razı mısın? Evet abi. Anlaşıldı. O zaman bize de sevenleri birleştirmek düşer. Allah mesut etsin. Yani şunca derdin çilenin arasında ilaç gibi geldi vallahi, değil mi Yaşar? İnşallah çocuklarımız da akıllansınlar, evlerine dönsünler. Şu çatının altında şöyle kocaman bir aile olalım. Ne duruyorsunuz canım o zaman? Sarılın bir birbirinize. Ben de bir kahve yapayım.
Aşkım. Sevgilim. Babam ölmemiş. İyiymiş. Ben geri döneyim diye yalan söylemişler. Anladım. Çok geçmiş olsun. Senin neyin var? İyi misin? Hem sen niye bana söylemeden çıktın? Bir şeyim yok. İyiyim. Siz Melek'le konuşurken Yaşar babanın iyi olduğunu duydum. Kalabalık etmek istemedim. Burada bekleyin dedim. O kadar korktum ki sevgilim. Ödüm koptu. Ömrümden ömür gitti vallahi. Sırnaş sırnaş. Nerede kaldığımızı öğrenince göstereceğim ben sana gününü. Sen nasıl oldun sevgilim? Ayağın nasıl, değil mi? Fena değil. İyiyim. Çok özür dilerim Yaz ya. Senin de bu halinle öyle peşimden koşturmak zorunda kaldım. Ama bak söz veriyorum, eve gidince telafi edeceğim. İyileştireceğim seni. Saracağım yaraların hepsini, tamam mı? Canım sevgilim. Biliyorum. Üzülüyorsun. Ozan'dan ayrılmak sana acı veriyor. Ama söz veriyorum sana unutturacağım. Kollarımda dünyanın en mutlu kadını olacaksın. Ozan'ın adı aklına bile gelmeyecek. Sana söz veriyorum. Aklınca bana tuzak kurmuş beceriksiz. Anası dersini almamış belli. Şimdi de kızını getirmiş. Hadi bakalım. Hamileliğin umurumda bile değil. Size 5 kuruş para vermem. Defolun kapımdan. Ya bir dakika, bir dakika. Ben hamile değilim. Annem size yalan söylemiş. Bunu bilmenizi istiyorum. İyi. En azından akıllanmış. Aynen. Annem akıllandı akıllanmasına da. Akıllanması gereken başka biri daha var. Sen. Benimle konuşurken saygılı ol. Senle benle konuşma. Kes be. Sabahtan beri vır 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 vır. Başına ne geldiyse bu çenenden geldi zaten senin. Dur. Al da izle. Ozan diye bir adiyi bıçaklattım. Ama öldürmedi. Sadece yaraladı. Birkaç fotoğraf çektirdim. Bir de takip ettirdim. Böyle kalırsın işte. İnsan büyüdüğü mahalleyi özlüyor değil mi? Bir hafta oldu gelmeyeli ama sanki bir yıl olmuş gibi. En çok annemden babamdan uzak kalmak zor geliyor. Aklımdan hiç çıkmıyorlar. Tabii hayat da zor. Hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor. Hala doğru düzgün bir iş bulamadık. Kaldığımız evi bir görsen, üflesen yıkılacak sanki. Doğru düzgün eşimiz dostumuz da yok güvenip yanında olabileceğimiz. İnanır mısın? Günlerdir simit peynirle doyuruyoruz karnımızı. Bakalım hangi dolmuşa binecekler. Bunlar dolmuşa biner binmez hemen bir taksiye atlayıp takip etmem lazım. Melek,
Kızım senin ne işin var burada? Nermin teyze. He? Nurhan Hanımlardan mı geliyorsun yoksa? Bana bak, özür diledin mi? Ben Nurhan Hanımlara gittim ama tam o sırada Eylül geldi. Konuşamadım. Eylül mü geldi? Nasıl? İlanı mı görmüş? Nurhan Hanımlarda mı şimdi? Yaz nerede? O da orada mı? Evet. Ben onları takip ettim zaten. Şimdi de nerede kaldıklarını öğrenmeye çalışıyorum. Hani nerede orada? Yavaş. Şurada dolmuş bekliyorlar. Ama sessiz olun ne olur. Hayır, indiler dolmuş ya. Of, hay aksi ya. Yaz oğlum. Allah'ım yarabbim ya. Bir sen eksiktin çünkü. Abla. Kursaklar. Kursaklar da nerede acaba? Sen bu görüntülere nasıl ulaştın? Takip edildin canım. Çok teşekkür ederim Arif. Senin sayende Şule her şeyi itiraf etti. Sen olmasaydın ben başaramazdım. Ozan'ın hayatını kurtardın. Teşekküre gerek yok yenge. Ozan abime canım feda. İnşallah çok yakında birbirinize kavuşursunuz. İnşallah. Tekrar sağ ol. Şimdi elime düştün Şule Hanım. Ne istiyorsun peki? Annenin söylemiş olması lazım ama ben de tekrar edeyim. Annemle birlikte bu eve taşınacağız. Arada sırada harçlıklarımızı vereceksin. Bu kadarcık. Birlikte yaşayacağız ha? Tamam. Birlikte yaşayalım. Ne yapalım? Ha bir de. Annemden özür dileyeceksin. Saçmalama, durduk yere hemen şimdi. Ayağı da aksıyor gibiydi ama inşallah bir şey yoktur. Ah be yavrum, ah. Şu saatten sonra taksi bulmanın da ne anlamı var ki? Bastı gittiler zaten. Termin teyzeciğim, üzülmeyin artık ne olur. Kader değilmiş demek ki. Kısmet değilmiş. Hem zaten bunlar sonsuza kadar saklanacak değiller ya. Elbet buluruz. Ya baksana. Benim gözümün nuru. Köşe bucak kaçıyor bizden. Oğlum. Koray'ım. Çocuğum, ne oldu sana böyle? Kim getirdi seni bu hale? Hangi eli kırılasıca vurdu sana? Adnan Bey. Sonra da işe yaramaz bir çuval gibi yol kenarına bıraktılar beni. Baktı herkes vuruyor. O da geri kalmadı tabii. Çoluğundan çocuğundan çıksın inşallah. Boyun altında kalsın vicdansız. Beni boş ver anne. Gönlümün yarasının yanında
bunlar çizik kalır. O ne yapıyor? Haber var mı? Boş ver. Bırak düşünme şimdi sen Eylül'ü, kendine bak. Bir an önce ayağa kalkmaya bak. Kalkacağım. Kalkacağım evvelallah. Hem de öyle bir kalkacağım ki. O Adnan'dan da, oğlu olacak o Yağız'dan da bunların hesabını bir bir soracağım. Benimle uğraşmak neymiş göstereceğim onlara. Sevgilim. Buna katlanmak zorunda değilsin. Anlamadım. Evini özlüyorsan ya da rahat olduğun zamanları, bu sefalete katlanmak zorunda değilsin. Dilediğin zaman dönebiliriz. Yaz deme öyle, ne olur. Bak eğer gitmek istiyorum dersen sana kızmam, yanlış anlamam. Şu etrafına baksana. Harabe bir evde 5 kuruş parası simit peynirle yaşamak zorunda değilsin. Değilim, evet. Değilim. Ama ben sana aşığım. Ben seni çok seviyorum. Evet, yokluk zor. Üşümek, aç uyumak, hepsi çok zor. Ama sensizlik benim için imkansız. Olmaz. Her nimetin bir külfeti olur derdi babam. Benim tek varlığım sensin. Onun külfeti de yokluk olsun, ne olacak? Umurumda bile değil. Sen yeter ki bana git deme. Benim elimi bırakma. Bunun yüzünden o 2 yılan artık bizimle yaşayacak. Boş ver şimdi onları. Belki bir işimize yararlar. Beni düşündüren Aslım. Uyandığında ne yapacağız? Nasıl baş edeceğiz? Merak etme sen, ben onu da düşündüm. Artık bizim sözümüzden çıkamayacak. Adres nerede kızım? Eylül yırttı. Kaldıkları yeri kimse bilsin istemiyor. Bak Yağız iyi değil. Daha ciddi bir şey olabilir dedim ama yok. Nuh diyor, peygamber demiyor. Vermiyor adresi. İnşallah bir şey yoktur yavrumun. İnşallah. Bunu anneme ver dedi, çekti gitti. Ağzından laf almaya çok uğraştım ama nafile. Bir tek Pursaklar doğmuşuna bindiler, o kadar. Neyse, ben Adnan Bey'in kahvesini götüreyim. Pursaklar'da. Çandar Market. Evleri de buraya yakın bir yerde olmalı. Bulacağım seni yavrum. Kurban olduğum bulacağım. Ben seni öyle çaresiz, dermansız, perperişan bırakmam oralarda.